Gül abla, yani şimdi bu mevcut orkestralar güç yetmiyor. Güç yetmiyor. Çocuklarla her gün işte para biriktiriyoruz. Kendi harçlıklarımızdan çıkartıyoruz. Bir gün orkestra alıyoruz, bir gün işte aksesuar alıyoruz, bir gün su alıyoruz. Böyle şeyler var. Sen ne şeker bir çocuksun biliyor musun? Direkt böyle surata mı çalışırsın? Evet. İyi, o zaman ben seni o sabah haberleri sunarken özellikle zaten erken kalkarım. Mutlaka bir diyorum ki Tolga, yani ben erkek olsam tam benim kalemim. Esprisiyle, evet. Hayatı bakışıyla. Ha yani tam fırlama, ben de öyleyimdir. Şimdi sen erkek olsaydın ve ben senin kalemin olsaydım bayağı aramızda sıkıntılar olabilirdi. Olabilir. İyi ki sen kadınsın, ben erkeğim, evet. Ben senin kalemin inşallah. Peki Gül abla, baş perilikten kaynanalığa geçiş için öncelikle bir reçeteyi alabilir miyiz? Yani... Hayatım, ben şimdiye kadar ya, tiyatro oyuncusu olduğum için tiyatroda tabii ki bir oyuncu olarak yelpazemiz geniş oluyor. Dramada da oynadım, komedide de oynadım ama televizyonda hep sitcomlar, komediler oynamıştım. Ömrümde ilk defa televizyonda bir dramada oynuyorum ve çok keyif aldım. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Onun için bu benim hayatımda bir ilktir. Yani Lale Devri'ne farklı bir şey drama yani. Anladım. Ama ben gene de çaktırmadan hep komedisini çıkarmaya gayret ediyorum. Bir minik cadılıkların falan oluyor mu? Şu geline bir haller yapsan falan. Ha? Ya kıyamıyorum. Niye ama yakında yapabilirim. Baksana böyle beyaz bir surat. Bir renk ver ya. Yanaklara mesela bir kırmızı yapabilirsin. Efendim saçları zaman zaman siyah yapabilirsin sıkıldığın zaman. Yani hani büyülerinle mi geçtin onu merak etmiştim. Hayır, geçmedim büyülerimle ama öyle şeyler düşünüyorum. Bizim Okan var mesela, dizide avukatımızı oynayan Tolga'yla diyoruz ki arada. Ya aslında bunda ne kadar vampir tipi var. Hatırlıyor musun? Dikkat et bak bizim oğlanı, Okan'ı. Yani iki tane diş uzat. Çok yakışıklı bir çocuk, çok da severim, o ayrı ama tipik bir vampir ve ben böyle şeyler yapıyorum, fanteziler. Birden Lale Devri bir korkuya dönüşse, Zümrüt'te iki diş, ben de iki diş. Twilight yani olsa. Ben vallahi yapımcı olsam böyle çılgınlıklar çok yapardım. Harika olurdu gerçi yani böyle. Vallahi ben ya, enseden iki diş diye. Güzel bir şey. Necip'e çok yakışırdı. Fakat harika bir kadınsın yani, hani beni sevimli buluyorsun, Okan'ı yakışıklı buluyorsun, çok değişik bir duygu. Dur bakalım, bayağı bir işimiz var senin. Tolga, sana çok ne soracağım. Lale Devri nasıl bitiyor? Yani finalinde ne olacak tam olarak? Aa, finalinde ne olacak gerçekten bilmiyorum. Gerçekten ben de çok ne sormadım zaten. Ve gerçekten çok merak ediyorum açıkçası nasıl biteceğini. Öyle değil mi? Bir oyuncuda bir merak vardı. Ya bizi bir yere sürüklüyorlar ama nereye, evet, doğru sürükleniyoruz biz, evet, diye. Böyle bir inceden merak oluşuyor mu? Merak ediyorsunuz tabii. Yani ilk zamanlarda tabii diziyle anlaşma yaptığınız dönemde başlangıcı ve gidişatıyla ilgili bir şeylerin sahibi oluyorsunuz, bazı bilgilerin. Ama sonrasında değişiyor. Seyirci tepkisine göre değişebiliyor. Senaryoda hiç beklenmedik olaylar yaşayabiliyorsunuz ki Lale Devri bana göre bir örnek dizi. Yani biz çok kötü başladık ciddi anlamda. Çok. Çok aslında çok iddialı girildi eski kanalında. Çok büyük yatırımlar başka yapıldı. Bir kanaldan başka bir kanala geçti. Sonrasında beklentileri karşılayamadık. Çok eksiğimiz vardı açıkçası. Senaryo anlamında, oyuncu kadrosu anlamında, prodüksiyon anlamında eksiklerimiz vardı. Sonrasında toparlamaya başladık. Tabii biraz geç kalınmıştı. Sonra kanal değiştirdik. Tabii. Yani birçok şey üst üste geldi ve sonrasında dizimsi bir haldeyken dizi olmaya başladık ve senaryomuz oturmaya başladı. Senaryo oturduktan sonra mucizevi bir şekilde başka bir dizinin, tabii bizim senaryo ekibimiz değişti, hı-hı, kanalımız değişti ve tesadüfen başka geçtiğimiz kanaldaki oranın önemli dizilerinden bir tanesinin senaryo ekibiyle de çalışıyorduk. Aynı yapım olduğu için oradan biz toprağa transfer ettik, getirdik. Çok inanılmaz, evet, olmayacak şeyler oldu ve dizi gittik. Müthiş bir yere gitti. Bir ama kere Lale gitti, Devri kaldı anladığım kadarıyla. Ağzından aldı. Ağzından aldı. Her yerde aynı tabiri kullanıyorum. Lalesi gitti, Devri kaldı ve biz Devri'yle devam ediyoruz. Nereye gidecek inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Vallahi Devir sizin devriniz, hayırlı bir yere gitsin de. Yalnız İnşallah. Demek ki kas seçerken ne yapmamız gerekiyor? Düz taban mı? O gün efendime söyleyeyim hijyenik koşulları uygun mu? Değil çok mi? Bunları haklısın. Da sormak gerekiyor o auditionlarda. Peki sevgili Selen, sen tarihçi olduğun için hemen şuradan tarih öğrenimi görüyorsun değil mi? Tarih eğitimi görüyorsun. Söyleyelim bakalım o zaman. Lale Devri kaçla kaç seneleri arasında idrak edildi?
Ne oldu? Okula gidemiyorum ki. Çalışmadığın yerden geldin. Çalışmadım yani. Çalıştığın devir lale devri ama soru çalışmadı. İstersen İstanbul'un fethini sor. Belki onu. Fethet devri falan. Onlarla. Ha, kötü müyüz onlar? Peki o zaman şuradan başlayalım. Topukluyla yürüme konusunda çeşitli sıkıntıların olduğunu söyleyen bir takım şeyler var. Gözetmenler, eleştirmenler demiyorum. Doğru mudur? Çok kullanmıyorum. Yani normalde hep böyleyim. Topuklu ayakkabıyla pek görmezler beni. Doğru diyorsunuz. Siz şu anda topukları görmüyorsunuz. Hakikaten şey yani düz normalde sevmiyorum. Bazen dizide giyiyorum. Gece bir yere gidiyorsam, mecbur kaldıysam kullanıyorum. Bilmem öyle miyim? Şöyle demişler. Enteresan. Peki yürüyebiliyorsun yani. Biz sıkıntı yok yani. Topukluyla yürüyebiliyoruz. Yani, yürüyor bizim. Rahat parantez bir şey söylemek istiyorum. Sakın gelinini kollama. Şimdi, gelinimi asla kollamayacağım. Şimdi ben kısa boylu bir insanım. 53 boyum. Hiç de saklama böyle boyunu. Galiba biraz kiloyu saklıyorum bu aralar. Şimdi Selen senin boyun kaç? Normal. 76. 76. Maşallah. Bir de kaç? Bir 15 falan giyiyorsun herhalde topuklu arada. Topuklu giyince 2 oluyor. Topuklu giydiğinde şimdi gelecek. Ay bunu elime alıp yapacağım. Öpecek bizi şimdi. Şey annesini oynayan da öyle. Ama çekim anındayız. Hadi anneciğim. Birden durdum. Ulan Alice harikalar diyarında dedim. Ama bu da Alice'e benziyor. Saçlar böyle bembeyaz tenli. Tam Alice. Biz de yer yüzeyleri yerlerde düşünebiliyor musun? Yani işte Şirinler ve Gargamel de diyebiliriz. Aynen öyleydi. Kısaca söyleyeyim. Tabii bunların esprisini yapıyoruz. Aramızda eğleniyoruz. İşimiz moral işi. Sette eğlence olacak. Başka türlü olmaz. Tabii. Bunlar genç insanlar. Bunları eğlendirmek lazım. Tabii. Çünkü düşer. Ama ben onlardan çok eğleniyorum işin garip tarafı. Doğru bunlar genç insanlar bunlar da sizi eğlendiriyor. Tabii. Ya benim kadar eğlendiren var mıdır ya sette? Oy bu izleyicisinler. Seviyorsun galiba değil mi? Çok. Valide'yi. Çok. Artık Valide gibi kabul ediliyor çok. Yani anladın. Gerçekten çok. Ya ben o olmadan programa çıkmıyorum işte daha ne diyeyim ya. Elim ayağım tutuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ay, bir ara bir dişini mişini çektirdi. Ben de evhama kapıldım azıcık da pimpirikli. Annesi de yani ailesi de kendi de o kadar... Ya zaten aile hemen kendini gösteriyor. Böyle bir çocuk ki. Çıkıyor neticede. Annesine diyorum ki bana bak oğluma iyi bak ha. Şunu yap. Annesine evet, de öyle diyorum. Çok korkarlar tatlı. Da biraz çekinirler sizden. Ne olur ne olmaz. Yani tabii. Tutar cadılığı uçurur bizi diye. Evet hemen şöyle gidiyoruz. Dizinin özeti artık seyircilerden biraz soralım. Dizinin özeti bölümünden uzun sürüyor. Bu sizi rahatsız ediyor mu oyuncular çok, olarak? Çok. Benim müthiş rahatsız ediyor. Ve ben bunu... çok defa da dile getirdim yani. Bir kere biz özet vermiyoruz. Hı hı. Bir önceki bölümün tekrarını veriyoruz neredeyse. Evet. Şimdi burada kanal yetkilileri izliyorsa belki kızabilirler bana ama lütfen kızmaz, kusura bakmasınlar. Evet, lütfen kusura bakmasınlar. Bir gün bizim özetimiz yani özet denilen şey normal bölümümüzden uzun çıktı. Yani bu da dünyada ilktir herhalde. Dünyada ilktir yani. Hani bir dizinin özeti kendi bölümünden uzun çıkar mı? Çıktı. Bizim çıktı abi. Bayağı sıkı özet alıyorlar demek ki. Evet. Yani, hani kerteniz olarak ne aldıklarını bilmiyorum ama özet almalarda gayet iyi. Bu ben bizim diziye zarar verdiğini düşünüyorum. Neden çok zarar veriyor? Çünkü fikirdeyim. 19.45'te oturuyorsunuz ekranın başına. Ya gece yarısına kadar Lale Devri... Yani hani bir noktada artık... Ya ne devirmiş. Yani ne devirmiş be kardeşim ya. Devir yani. Devir bitmiyor vallahi. Çünkü bir keresinde ben tabii çok yayın saatine denk gelemiyoruz. Bir gün hafta sonu pazar günü de tekrar veriliyor. Tekrarına bakayım dedim. Başladık saat 3 gibi falan başladı. Yanlış söylemeyeyim. İşlerim çıktı dışarı çıktım. Onu hallettim bunu hallettim falan. Eve geldim hala devam ediyor. Nasıl abi ne devirmiş ya. 4 saat devam ediyor. Ama Lale Devri böyle uzun ve adalı bir şey olmasın. Aa, evet isim tabii. Yani isminin hakkını veriyor. Ama, aman aman ya özet de iyidir. Ya biz gerek senaryomuz hikayemiz anlamında gerekse dış etkenlerle yani sosyal hayatımızda gerçekten Lale Devri'ni yaşadık bu diziyle. Bu da hayırlı, hayırlı yani bir şey muazzam inşallah. Bir mücadele ver. İnancımızı hiç kaybetmedik biliyor musun Mesut? Yerlerden çıkardık bu diziyi. Bir ara 49'lara falan tabii. Gittik. Yani göreceksin bir ya sıralama 49, anlamında sıralamada 49 düşünebiliyor musun? Böyle hiç, noktaları gördü bak, bu dizi. Oğlum, bak oğlum abla tabii çok iyi olacak. Yürürüz, bak, biz birinci olacağız diye.